Bolu'nun Mudur ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Adem Bozkurt taburcu edildi. Buradaki de dikiş, şurada da var. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Cuma köyünde yaşayan Adem Bozkurt, 10 gün önce köyünün çevresindeki ormanlık alanda mantar toplarken ayı saldırısına uğradı. Buradaki de dikiş, şurada da. Kendisine saldıran ayıdan köpeklerin sayesinde kurtulduktan sonra kendi imkanlarıyla köyüne gelen Bozkurt, muhtar tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayının saldırısı ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bozkurt, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Buradaki de dikiş. Taburcu edildikten sonra konuşan Adem Bozkurt, mantar toplarken ayı saldırısına uğradığını belirterek köylerinin çevresinde ayıların çoğaldığını da dile getirdi. Şu istikametten işte en fazla 5-600 metre. İki evet. De köpek vardı yanımda. O köpekler de yani şeye giderler, böyle büyük hayvanları sürmeye falan, herhalde yatağına mı denk geldiler. Evet. Artık onu da iyice bilmiyorum. Yani 2-3 metrelik bir mesafe alanında taze fidan, çam fidanlarının içinden çıkmasıyla doğru bana saldırmış o. Sonra tabii bu sol baldırımdan buradan ısırdı. Sürekli ısırmaya çalıştı. Bağrımdan ısırdı. İttiriyorum elimle. O anda elimi yırttı, ısırdı dişleri burayı. Sonra yüzüme saldırdı doğrudan. Yüzümden buradan şuralarda dikişler var. Ben kendim mücadele ederken köpeklere bağırıyorum. Boh boh falan diye o şekilde. O arada şu istikametlerinden ayının köpek ısırdı. Köpek ısırınca beni bıraktı. Ona doğru gitti. Sonra da bir daha bana geriye dönmedi. Gitti. Köpekler de arkasından indi. Şöyle bir kalktım. Hani bir bilincim falan kaybetmedim yani. Hmm. Toparlandım. Sonra muhtarı aradım. Böyle böyle bir durum oldu. O geldi. İşte onunla beraber artık Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi'ne gittik. Orada işte müdahalelerimi yaptılar, dikişlerimi yaptılar, taburcu ettim. Birden görünce başka bir şey hissetmedim de aklımdan geçen bu hayvan beni burada öldürür. Aynen bu geçti yani. Bu geçti. Başka hiç yani kurtulacağımı böyle bir şey yani hiç hatırıma gelmedi.